Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni, yepyeni Sebebi Mahruk 2. sezon 5. bölümle karşınızdayım. Toplam da 15. bölümle. Evet, o zaman bölüm girsin. Video sonuna kadar izlemenizi, like atmanızı ve yorum atmanızı bekliyorum. Son zamanlarda insanlar büyüdükçe küçülmek, küçüldükçe büyümek istiyordu. Sebebi mahruk oluyorduk, farkında bile olamıyorduk. Günlük 165 kez değişiyorduk, farkında değildik. Değişim önemli değildi. Önemli olan nasıl değiştiğimizdi. 365 derece iyi anlamda ve kötü anlamda sebebi mahruk olmaya sürükleyecek olan değişimi entelektüel değişim olarak adlandırıyorum. Peki ya, iyi değişsek dünya iyiliğe sürüklenirdi ama felakin genel anlam itibarine baktığımız zaman kötülüğe yüz tutuyordu. Avluya girenlerin sayısı artıyor, avluya yüz tutanların sayısı azalıyordu. İyilik bir perde gibi bulutların ardında karşıdan ilgi beklercesine saklana dururken, kötülük ise kendini rüzgarın etkisi, havanın ayazına bile karşı apaçık kendini yıpratarak gösteriyordu. Kendini yıpratıyordu, evet. Kötülük hem kendini mahruk yapmakta kalmayıp başkalarını da mahruklaştırıyordu. Nerede kalıyordu? Hak, hukuk, adalet. Bir yere gittiği yoktu belki ama felakin oturuyordu. Oturduğu yerde. Azalıyordu. Azaldıkça sanki kuyunun dibinde bir vadi beliriyordu. Vadi ise kişiyi olduğu gibi yansıtıyor ve yeter ki sen ol, kendin ol. İyiliği örnek al, kötülükten sakın. Acizlikten ve yoksunluktan uzak dur. Kendini üstün çıkarma. Başkalarını hor görme. Bu dünya fani, ölüm ani. Diyorcasına kuyunun dibinde kalan son su damlaları vadideki nehirden geçen bir ton suya bedel geliyordu. Enflasyon artıyordu. Parası olan parasıyla rezil olmaya mahkum kalıyordu. Zengin yoksul ayırt etmemek gerekir ki zengine de zenginliğini yoksulluk öğretiyordu. Zengin olan insanla gönül zenginliği oturmamışsa ne yazar? Yoksul insanın gönlü zengin ne yazar tükenir, ne de nizama adanmış kalem tükenir. Diyeceğim odur ki teraziler eşitken bir sevdaya bürünüyor, eğriliyordu. Zengin yoksul ayırt etmemek gerekir ki zengine de zenginliğini yoksulluk öğretiyordu. Zengin olan insanla gönlü zenginliği oturmamışsa ne yazar? Yoksul insanın gönlü zengin ne yazar tükenir, ne de nizama adanmış kalem tükenir. Diyeceğim odur ki teraziler eşitken bir sevdaya bürünüyor, eğriliyordu. Ne sevdası diye sorun ve kendinize şöyle düşünün. Pazarda birçok terazi var, baktığımız zaman bir sürü ama felakin her terazi nedense bir değil. 5 kilogram, 10 kilogram, 20 kilogram hiç fark etmez, her terazinin aynı tartması gerekmez mi? Baktığımız zaman terazilerin bir sevdaya bürünmesi, kişinin terazilerle oynayıp hile karıştırıp para sevdasına bürünmesiyle mahruk olur. Bilmiyor muydu aram olduğunu? Biliyordu ama felakin evine daha fazla para götürmek istiyordu. Ya da kim bilir, her neyse, ama felakin vakti geldiğinde sebebi mahruk olacaktı. Belki pişmanlık çok gecikecekti. Umarız ki erken pişman olur. Erken pişmanlıklar fayda verir. Son pişmanlıklar fayda vermez. Bunun gibi sayamayacağım birçok misal var ki artık başkalarının iyiliğini düşüneceksek de bunun da bir mesafesi olmalı. Fazla üste gidilmemeli. Kalp kırılmamalı. Bu durumlarla canı cana katıp alnımızın akı ile girip akı ile çıkmalıyız. Tabii ki kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Ama çoğunluk kendini ak kaşıkmışçasına yansıtmaya çalışıyor. Herkesten kendini üstün çıkarmaya çalışıyor. Bundan ziyade ak kaşık olmadığımızı bilip onun gibi olmaya tertemizce kendimiz kimseden üstün çalışmadan dursak zaten sütten çıkmış ak kaşık olma ya çalışma merasimi de bu değil midir? Bunun için bol bol tövbe etmek, hatalarımızdan dersler çıkartıp gerektiği noktalarda pişman olup pişman olmamaya özen gösterecek bir vaziyette dursak peki dünya böyle olur muydu?
Dünyanın entelektüel değişimlere ihtiyacı varsa bunun gibi iyi güzel değişimlere ihtiyacı var. Kötü değişimlere ihtiyacı olmadığını ve böyle hızla devam ederse bataklığa sürükleneceğinin de apaçık imgesidir. Büyüdükçe küçülmek, küçüldükçe büyümek teorimi bir kez daha öne sürmek isterim ki son zamanlarda fark ederseniz bazı büyüklerimiz vardır. Küçülmek ister, belki gençleşmek, belki hayatını daha güzel şekillendirmek ister. Davranışları da etkiler, belki bilemem ama felakin geçmişi değiştirmek veya şekillendirmek elimizde olan bir şey değil. Geleceği de, geçmişi de, gaybı bir tek Allah bilir. Kaderimizi çizmek, geleceğimizi şekillendirmek elimizde olan bir şeydir. Küçük olan bazı insanlar da büyümek ister ve davranışlarında aynı şekilde olmasa da daha büyük bir ölçüde etkileyecektir. Ben şunu diyorum, sebebi mahruk olmayalım. Sebebi mahruk bir bölümünün daha sonuna denk geliyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın, hayırlı günler. Allah'a emanet olun.